Şimdi bir görüntü daha izleteceğim size. Allah'ım böyle tüylerim diken diken oluyor bunları izleyince ve bunlara inananları izleyince. Biz kadınlar için şu olay ibretliktir. Bu adamlar bu kadınlara nasıl davranır, nasıl görürler, nasıl hareket ederler kadınlarına? Varın siz düşünün. Allah bu adamlardan, bunlara inanan adamlardan hepimizi koruyup kollasın. Ciddi söylüyorum. Evet. Daha dur amin dediniz. Neye amin dediniz biliyor musunuz? Bak bizi nerelerde görüyor. Ver videoyu bir izleyelim bakalım. Bakın. Kadının kıldığı namazın en kıymetlisi evinin köşesinde. Dikkat et, evinin ortasında da değil ha, ortada da değil. Evinin kıyısında, köşesinde kıldığı namaz. Nedir ya? Mümkün mertebe Allah-u Teala kadını gizlemek istiyor. Neden biliyor musunuz? Bakın, bir hadis-i şerif okuyayım size. Sırac-ı Muttakim'de en son sayfada geçer bu hadis-i şerif. En son hadis-i şerif. Hani bir Ali'nin Ömer radıyallahu anh'a inne radıyallahu anh'a rivayet eden Resulullah'ın bunlar Mahmut bir durdurur musun? Baştan bir daha orada bir hadisten kaynaktan bahsediyor. Onu bir duyamadım. Bir daha söyle. Bir daha başa alır mısın? Ya gerçekten Allah bizim yerimiz. Hadis-i şerifte buyurulur kadının biraz kıldığı namazın en kıymetlisi evinin köşesinde. Dikkat et, evinin ortasında da değil ha, ortada da değil. Evinin kıyısında, köşesinde kıldığı namaz. Mümkün mertebe Allah-u Teala kadını gizlemek istiyor. Neden biliyor musunuz? Bakın, bir hadis-i şerif okuyayım size. Sırac-ı Muttakim'de en son sayfada geçer bu hadis-i şerif. Sırac-ı Muttakim. En son sayfada. En son hadis-i şerif. Hani bir... En son hadiste. Hani İbn-i Ömer radıyallahu anh'a, İbn-i Ömer radıyallahu anh'a, rivayetten Resulullah Efendimiz buyurlar sallallahu aleyhi ve sellem. El mer'u avretun, kadın avrattır. Önceki de böyle demez mi? Avrat. Kıymetlidir. Silah kıymetlidir, bilah bile kıymetlidir. At, avrat, silah. Öyle değil mi? Düşman değil mi? En kıymetlisi ama avrattır, avrat. Kadın avrattır buyurdu Resulullah Efendimiz. Ve inneha o kadın idâ haracet min beytiye, kadın evinden çıktığı anda isteşrefehe şeytan, şeytanın peşinde olur. Kadın evinden adımı attığı zaman şeytan peşine takılır. İnneha la tekûn akrabe ilallah, kadın Allah'a hiçbir yerde yakın olamaz. Minha fi qali beyta, evinin köşesinde olduğundan. Evinin köşesinde olduğu kadar kadın Allah'a hiçbir yerde yakın olamaz. Evinin köşesinde değil, ortasında da değil. Şimdikiler, oho! Osmanlı zamanında beni İngiliz geldi Osmanlı'ya. Bir baktı ki sokaklarda hiç kadın yok. Dedi, sizin kadınlarınız nerede? Dedi, hepsi evde. Bu iyi bir şey mi yani? Yani bizi eve tıkacaklar. Yani İngiliz, İngiliz düşman gelince kadınlar evine sığınmış. Ne yapacak kadın? Nereye çıkacaktı? Şimdi birincisi din adına konuşan birini görüyoruz değil mi? Din adına konuşan. Yukarıya falan otursun. Başına onu. Otursun. Bir de bu nedir o fesler şeyler fes diyorum ya. Başına sarık sarmış. Hoca sakalı da uzun. Benden uzun olduğu için benden daha hoca gibi görünüyor. Şimdi, bu görüntüyü aldanıp da bunu bir şey zannedip de bak nasıl dinliyor insanlar. Şimdi okuduğu yer, söylediği şey Sirac-ı Müstakim diye bir eser. Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim peygamberimiz buyurdu ki diye söylediğimiz hadislerin yer aldığı Kütüb-ü Sitte ve Kütüb-ü Tissa diye ve başta Buhari ve Müslim olmak üzere sağlam kaynaklarımız var. Bunların içerisindeki hadislerin de sınıflandırılmasını yapılmış biliyoruz. Şimdi Buhari'den okumuyor, Müslim'den okumuyor, Ebu Davud'dan okumuyor, İbn-i Mace'den okumuyor, Darimi'den okumuyor, İmam Malik'in Muvatta'ından okumuyor, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden okumuyor. Peki nereden okuyor? Dıdısının bilmem ne babasının dedesinin yazdığı bir kitaptan okuyor. Adı sanı bilinmeyen uyduruk kitaplardan okuyor. Bir. İki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Kerim'de kadınlarla ilgili özellikle namaz konusunda bugün cuma. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cuma'ti fes'av ilâ zikrillah. Ey inananlar amenu. İnananların içerisinde kadın da var, erkek de var. Allah'ın adı anıldığı zaman, ezan okunduğu zaman cuma namazına koşun. Kadın da gidecek, erkek de gidecek. Buhari, Kur'an'dan sonra ümmeti Muhammed icma etmiş, hadis kitapları içerisinde en sağlam kitap denmiş. O şarlatana ben buradan cevap veriyorum. Şarlatan diyeceğim çünkü dini istismar.